falan 70 veriyor. Çiftçe sahipleri bunlar. Var, yolcu var ama gümrükler çok sıkıntılı. Özellikle Nahçıvan gümrüğü. Çok neden? Yoğun. Yavaş çalışıyor. Saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Sıkıntı yolcunun olmaması değil zaten. Yolcu şükür gelen giden var zaten. Para da değerli. Yoğunluk. Manat burada değerlendiriyorlar paralarını. Ama onun dışında gidişte gümrüklerin iyi çalışmaması, sıkı çalışmamasından dolayı bekleme çok oluyor. Öyle oluyor ki 7 saat, 8 saat bekliyoruz yani. Gümrüklerde bizim tarafta değil, Türk tarafında değil. Yani özellikle Azerbaycan kapısında çok bekliyoruz. Nahçıvan kapısında. Nahçıvanlarda tabii geliş gidişler, alışveriş için bayağı yoğunluklu var. Bunlar oluyor paradan dolayı, değerli olduğu için. Başka da ya aldıkları gıda, giyim, bu tür şeylere yöneliyorlar. Çeyizlik bir ara götürüyorlardı. Şu anda çeyizlikte herhalde vergi uygulaması var. Götüremiyorlar ama gıdayla giyim alınıyor yani. Yani onlar belli bir kilo var, hakları var. 30 kilo erzak hakları var. Onları rahatlıkla geçirebiliyorlar. Öyle. Arzok, yemay, içmay. Böyle çalışırdık da ne bulun. Çok hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyi alırız. İki devlet, bir millet. Allah razı olsun. Evet. Alışveriş yapıyorlar. Vallahi fayda, bize faydası yok ama vatandaşa var yani. Var değil mi? Tabii dükkan olanlara var yalnız. Olsun. Ne diyorsan alırlar. Maşini doldurup götürüyorlar. Ne fiyat soruyorlar, ne bir şey soruyorlar. Nasıl? Ne fiyat soruyorlar yani, kaç paradır. Hiç danışmadan poşetleri doldurup alıp gidiyorlar. Onlar için iyidir, bizim için iyi değil. Manatlar yüksektir. Ya manatlar yüksektir, onlarda mazot var. Bizde bir şey yok. Tabii bizim vatandaşımız kazanıyor mesela. Dükkan sahipleri mesela, konfesyon sahip arkadaşlarımız hepsi kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Teşekkür ederim.